Sevgili öğrenciler merhaba. Şimdi sizinle ek fiilin cümleye kattığı anlamlarla ilgili bir soru çözümü yapacağız. Birinci sorumla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi miş ek fiiliyle tamamlanırsa cümleye sözde güya anlamı katılmış olur? Ne dedik? Sözde güya anlamı katması için benim iki tane mişe ihtiyacım var. Yani basit zamanıma miş gelecek, ek fiilim de yine imiş olacak. Örneklerden bakalım. Yora gelemez değil mi? İlk zamanım miş olacak. Yine yor var, gelemez. Evet, çalışmış. Diğer mışı da ekleyelim. Çalışmışmış. Ne yaptık? Sözde güya anlamını C şıkkıyla verdik. Diğerine de bakalım. Acakmış olmaz arkadaşlar. Ne dedik? İki miş yan yana gelecek. Cevabım Ceyhan. İkinci soruya baktığımızda aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede terk edilmiş alışkanlık anlamı yoktur? Terk edilmiş alışkanlık neydi arkadaşlar? Biz alışkanlıklarımızı ağır geniş zamanıyla sağlardık ve terk edildiğine göre geçmişte kaldı idi. Ek fiiline ihtiyacım var bakalım. Yoktur diyor. Götürürdü. Burada var. Pişirirdik değil mi? Burada da var. Ben onu hepsi güvercinleri seyretmeyi çok severdim. Yine arkadaşlar burada da var. Bir diğerine bakalım. Yaşasaydı bütün şiirlerini bir kitapta toplayacaktı. Acak ve tığının bir arada kullanıldığı neydi arkadaşlar? Gerçekleşmemiş niyet. Yani benim cevabım Denizli. Burada bir terk edilmiş alışkanlık yok. Üçüncü soruma bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümle ihtimal anlamı katmamıştır? Arkadaşlar ne yapıyordu? Bizim iki tane zamanımız birleştiği zaman, yani miş ve tir değil mi? Ek fiilin geniş zamanı birleştiğinde bazen ihtimal bazen kesinlik anlamı katıyordu. Bunu cümlenin gidişatından anlayacağız. Okuldan ayrıldığı için üzülmüştür. İhtimal, kesin diyemeyiz. Belki de üzülmedi. O yine bütün sınavlarda başarılı olmuştur. Burada da ne var arkadaşlar? Burada da bir olasılık söz konusu. Kesin diyemeyiz. Belki de olmadı. Süreniz dolmuştur. İşte kesin yargı arkadaşlar. Sahayı boşaltın lütfen. Gördüğünüz üzere burada muş ve tur birlikte kullanılarak bir kesin yargı oluşturmuş. Cevabım Ceyhan. D'ye de bakalım. Onlar sabah erkenden yola çıkmıştır. Bu da bir olasılık. Görmedim, bilmiyorum. Kesin diyemem. Dördüncü soruma baktığımda ne diyor? Panodaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır? Gerçekleşmemiş niyetimi ne dedik şurada da? Acağa ihtiyacım var ve T'ye ihtiyacım var diye, yani. T ile bittiği için. Seni yalnız bırakmayacaktım. Gördünüz acak. Tımı da gördünüz. Ses olayına uğramış. Demek ki benim cevabım Adana. Hemen diğerlerine bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye başkasından duyma anlamı katmıştır? Arkadaşlar başkasından duyma anlamı varsa bana mış lazım değil mi? Çünkü mış benim neyim? Mış benim duyulan geçmiş zaman. Ek fiil dediğine göre ikinci zamanım değil mi? İlki basit zamanlı oluyordu. İkincisi gelince, ek fiil gelince birleşik zamanlı oluyordu. Ek fiilim miş olacak. Bunun için yapmam gereken tek şey yüklemlere bakmak. Tik olmaz, du olmaz, di olmaz. Muş'u gördüm, cevaba Adana dedim. Altıncı soruma bakıyorum. Aşağıdaki birleşik çekimli fiillerden hangisinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? Sana yazdığım mektuplara hemen cevap yazmalıydın. Malı meli gereklilik. Ne dedik arkadaşlar? Malı meliyi gördüğüm zaman geçmişte yapılması gereken zorunluluk olmalı. Hayır, terk edilmiş alışkanlık değil. Terk edilmiş alışkanlık için benim ara ve diye ihtiyacım var değil mi? Cevabım Adana oluyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.